Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulüne salavat. Beş Risale mecmuasından yazı mektubunu inşallah beraberce okuyalım. Beş Risale yazı mektubu. Sayfa 7. Bir kısım kardeşlerime hususi bir mektuptur. Yazıda usanan ve ibadet ayları olan Şuhur-u Selase'de, 3 aylarda, sair evradı, diğer virtler, 5 cihetle ibadet sayılan Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime 2 hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. Şurada haşiye vardı, dipnot, onu en son okuyacağız. Birincisi, yüzeni midâdül ulemâ-i bidmâ-i şühedâ ev kemâgâl, yani mahşerde ulemâ-i hakikatin sarf ettikleri, ulemâ-i hakikat, hakikat alimleri, ulemâ-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep, şehitlerin kanıyla muvazene edilir, yani ölçülür, tartılır, o kıymette olur. İkincisi, men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehit. Evkema gal, yani bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i seniyeye ve hakikati Kur'aniyeye temessük edip, sıkıca sarılıp, hizmet eden 100 şehit sevabını kazanabilir. Ey tembellik damarıyla yazıdan usanan ve ey Sofi Meşrep kardeşlerim, bu iki hadisin mecmuu gösterir ki, böyle bir zamanda hakaik-i imaniyeye ve esrar-ı şeriate, hakaik-i imaniye, iman, imanın hakikatleri, imana dair hakikatler, esrar-ı şeriat, şeriatın sırları ve esrar-ı şeriate ve sünnet-i seniyeye hizmet eden mübarek halis kalemlerden akan siyah nur, yani siyah mürekkep ve âb-ı hayat hükmünde olan, hayat veren su, hayat suyu ve âb-ı hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi şühedanın 100 dirhem kanı hükmünde yevmi mahşerde, mahşer gününde size fayda verebilir. Öyle ise onu kazanmaya çalışınız. Eğer deseniz hadiste alim tabiri var. Biz bir kısmımız yalnız katibiz. Diğer sayfadan devam ediyoruz. El cevap, bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim hakikatli bir alimi olabilir. Eğer anlamasa da, madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahs-ı manevisi var, şüphesiz o şahs-ı manevi bu zamanın mühim büyük bir alimidir. Sizin kalemleriniz ise o şahs-ı manevinin parmaklarıdır. Kendi noktayı nazarımda liyakatsiz olduğum halde, haydi hüsnü zannınıza binaen bu fakire bir üstatlık ve tebaiyet noktasında, tabi olmak noktasında bir alim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için, ümmi okuma yazması olmayan demek, Bediüzzaman Hazretleri'nin okuması tabii ki var. Fakat yazma noktasında yazısı biraz nakıs kendi ifadesiyle. O yüzden ümmi veya yarım ümmiyim diye Risalelerde çokça geçiyor. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için
Sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır. Hadiste gösterilen ecri, yani sevabı alırsınız. Said'in Nursi. Şimdi haşiyeyi okuyalım. Haşiye: bu kıymetli mektupta üstadımızın işaret ettiği 5 nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Çünkü mektubun en başında Risale-i Nur'u yazmak 5 nevi ibadettir demişti. Bunu talebeleri üstattan soruyorlar. Bu 5 nevi ibadet nedir diye. Kendilerinden izahını talep ettik. Aldığımız izah şöyledir. 1. En mühim bir mücahede olan, cihat olan, en mühim bir mücahede olan, cihat olan, ehli dalalete karşı, sapıklara, dinsizlere karşı manen mücahede etmektir. Manevi olarak cihat etmektir, mücahede etmektir. 2. Üstadına neşri hakikat cihetinde, yani bu Kur'an hakikatlerinin neşri, yayılması, inkişaf etmesi cihetinde yardım suretiyle hizmet etmek. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmek. 4. Kalemle ilmi tahsil etmek. Kalemle ilmi tahsil etmek. 5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktır. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi bir saatlik tefekkür bir sene ibadet hükmüne, nafile ibadet hükmüne geçer. Rivayetlerde geçiyor. Oradaki tefekkür sevabını da bu şekilde kazanmaya vesiledir. Rüştü, hüsrev, refet.